Merhaba. Bugün farklı bir karşılaştırma yapacağız. 1981 yılından itibaren üretilmeye başlanan Canon'un analog makinesi F1N ile 2008 yılından itibaren üretilmeye başlanan popüler dijital kamera 5D Mark II. Niye böyle bir karşılaştırma yapıyorsun diye düşünebilirsiniz. Düşünmeyin, sadece izleyin. Şimdi burada gördüğünüz makina ile bu makina arasında imalat tarihleri açısından 27 yıl fark var. O yüzden bunun biraz daha adil bir yarış olabilmesi için yaşlı olan makineyi biraz yarışa önden başlatmak lazım. Burada gördüğünüz scoreboard'da o yüzden F1N'e bir puan veriyorum ki yarışta bir avantajı olsun. Evet. Şimdi nereden başlayalım? Viewfinder'dan başlayalım. Her ikisinde birer prizma var. 5D Mark II'nin prizması sabit. Fakat F1'in prizması çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ve burada görebiliyorsunuz. Ve bunun yerine bu prizma yerine değişik alternatifler var. Tepeden bakabildiğiniz alternatifler var. Onları yerleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça kullanışlı. Evet, bu yüzden 1981 yılında yapılan bu 27 yaşındaki makineye hakkını vermemiz gerekiyor. Bir puan daha veriyorum. Buradaki bölümden baktığınız zaman görüntünün %97'sini görebiliyorsunuz F1N'den. Oysa buradan baktığınızda ise %98'ini görebiliyorsunuz. O zaman peki haksızlık etmeyelim. Bir puan da verelim 5D Mark II'ye. Peki pil tabii çağımızın vazgeçilmez bir enerji kaynağı. Pil olmadan 5D Mark II'yi çalıştırmamız mümkün değil. Eğer pili tabii ki hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Elektronik bir kamera olduğu için. Peki bu makineye bakalım. F1'e bakalım. F1N'e bakalım. F1N'in pil kompartmanı burada. Aslında bu pil ışık ölçümünü kolaylaştırıyor. Onun dışında bakarsanız pil olmadan da bu makineyi çalıştırmak mümkün. Evet, sesi duydunuz. Pilsiz de çalışıyor çünkü mekanik olarak kontrol ediliyor. Pilsiz de çalıştığı için F1N'e bir puan daha veriyorum. Evet. ISO ayarlarına gelecek olursak, ISO ayarları bu elimde tuttuğum makinede 6'dan 6400'e kadar ayarlanabiliyor. Burada ise 6'dan
6400'e kadar ayarlanırken bu eski versiyon, bu yenisi 100 ile 6400 arasında ayarlanabiliyor. Tabii 100'den 50'ye inebiliyor ya da 6400'ün üstüne çıkabiliyor ama tavsiye edilen aralık 100 ile 6400 arası. O zaman F1'en bir notu daha hak etti. Ağırlığa gelince gövde ağırlıkları, tabii lenssiz ağırlıklar burada söz konusu. Oldukça ağır olan bu mekanik kameranın lens olmadan ağırlığı 795 gram. 5D Mark II ise 850 gram. Daha hafif olan F1'e bir puan daha verdim. F1'e bir motor drive takmak mümkün ve takılan bu motor drive ile saniyede 14 kare çekebiliyor. 5D Mark II'mizin ise saniyede en fazla 4 kare çekebilme özelliği var. O yüzden F1'e bir puan daha verdim. Çözünürlüğe gelince 21 megapiksel. Tabii dijital ve analog olan bir karşılaştırmada çözünürlükle ilgili bir değerlendirme yapmak oldukça zor. Ancak 21 megapiksel olduğunu söyleyebiliriz. Eğer slide film çekiyorsak, Canon F1N'le bir slide film çekiyorsak, bunun megapiksel cinsinden çevriminin 15 ila 20 megapiksel olduğunu söyleyebiliriz. Kötü değil karşılaştırıldığında. Fakat tabii 21 megapiksel harika görüntü kalitesiyle 5D Mark II bir puan daha hak ediyor. Evet. Sonuca bakalım. 6.2. 6.2 27 yıl önce yapılan bu makine için oldukça iyi bir maç. Tabii benim de taraflı olduğumu unutmamak lazım. Ama 27 yıl sonra 5D Mark II'ye kafa tutabilmek hiç de fena sayılmamalı. Ne dersiniz?